Barış abicim, niye Özgür Özel kazanırsa dedin? Sen Özgür Özel'i sevmiyor musun? Özgür Özel benim arkadaşım. Hatta geçen gün aradığında konuştuk da biz kardeşiz dedi. Doğru, çünkü çok birlikte mücadele verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 yıl mücadele ettik birlikte. Çok kavgalara karıştık. Çok heyecanlı anlar yaşadık. Adalet yürüyüşü yaptık. Anayasa görüşmelerinde beraberdik. Sevip sevmeme değil. Güvenmedin mi? Yok, güvenmekle de ilgisi yok. Ben şunu söyledim. Aslında orada belki de... Normalde ben siyaset yapmıyorum biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Şeyi olmaz. Berber ama... normalde siyaseti bilir, siyaset konuşmaz. Aynen. Ben şunu söyledim. Dedim ki yerel seçime giderken bir genel başkan değişikliği olursa parti bir türbülansa girebilir. Çünkü Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ediyordu. Ekrem İmamoğlu'nun dominant kişiliğini de bildiğim için orada bir ikili masa kurulabilir kaygısı yaşadım. O yüzden Kemal Bey ile yerel seçime kadar gidelim. Kemal Bey zaten 2024 yılının Mayıs ayında olağanüstü kurultaya giderek bırakacaktı. Benim derdim oydu. Çeşitli eleştirilerde yönelttim. Bunları zaten kamuoyu izlediği için, çok bildiği için detaylarına girmeyeyim pazar sabahı. Şunu söyledim. Yerel seçime kadar Kemal Bey ile gidelim. Parti bir türbülansa girmesin. Ve ondan sonra da zaten bir olağanüstü kurultay ya da normal kurultay olur, yapılır dedim. Fakat delegenin tercihi bu yönde oldu. Ben de o gün Kübra Apar'ın programında Kübra ısrarla ne olur diye sorunca ben de Özgür Özel'in kazanacağını hiç düşünmüyordum. Çünkü kimse düşünmüyordu. Özgür Özel'in kendisi de düşünmüyordu. Ama Ekrem İmamoğlu'nun sahaya inmesiyle, güçlerini birleştirmesiyle birlikte Özgür Özel kazandı. Ben o gün iddialı bir laf söyledim. Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım dedim. Tabii benim bu videoyu hemen hatırlattılar. Şükür abi o videoyu... O gece uyuyabildin mi? Yo, uyurum. Uyurum hiç. Ben ona takılmam. Şuna da... Niye takılmam? Şunun için. Çünkü ben yıllardır kamuoyunun önündeyim. Eleştirilere... Ama çok büyük bir laf abi. Abi bir şey söyleyeyim mi? TV100'de yayınlanan o videoyu kesip koymuşlar. Kübra'nın programında söylediğim o sözü 29 milyon kişi izlemiş. Benim bir dijital yazılımcı arkadaşım var. O oturmuş tek tek algoritmalardan falan bulmuş. 29 milyon kişi izlemiş. Ve zaten 4 gün trend topik oldu biliyorsun. Yani en çok konuşulan konu haline geldi. Ben de dedim ki Türkiye'de hiç kimse verdiği sözü tutmuyor. Ben tutuyorum kardeşim, gazeteciliği bırakıyorum dedim. O an telefonuma o kadar çok mesaj geldi ki telefonumun şarjı bitti. Biz normalde yayına gitmeden önce mutlaka şarjı tam doldurur çıkarız. Çünkü her an bir olay olabilir. Ve o kararımdan sonra 4000'e yakın telefon geldi birebir. 4000'e yakın dakikada bir telefon, durmuyor durmuyor mesaj. Ama normal WhatsApp, abi. WhatsApp'ım çöktü, yeniden kurdum. Çok normal değil mi? Normal ama şunu gördüm. Demek ki verdiğin sözü tuttuğunda bu halkın sana olan sevgisi daha da artıyor. Doğru. Eleştirenler de olmadı mı? Mesleğe dönme diyenler de olmadı mı? Oldu. Ama ekseriyeti... Büyük çoğunluğu mutlaka döndü dedi. Özgür Özel de aradı biliyorsun. Hem o gece tweet attı hem de beni aradı. Ne hissettin arayınca? Ya arkadaşım benim zaten. Hani şu an bizim tabii genel başkanımız. Ben sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Kendisine yayında da söyledim. Aradığında da söyledim. Sen artık bizim genel başkanımızsın dedim. Niye söyledin dedim bunu sana? Yok canım. Öyle böyle bir muhabbet olmaz. Hani arkadaş olduğu için belki diyebilir oğlum böyle bir şey niye yaptın yok, diye. Yok, bir ay önce de yine bir tartışma olmuştu Manisa seçimleriyle ilgili, partinin seçimleriyle ilgili. Özgür Özel o zaman da beni aramıştı. Şunu söylemişti, abi sen zaten en baştan beri tutum aldın Kemal Bey'den yana diye. O yüzden ha. Özgür Özel benim tutumuma şaşırmadı zaten biliyor. Şükür abi ben gidip o gün yayında da söyledim. Ankara'da Kemalci, İstanbul'da Ekremci olacak bir karaktere sahip değil. Tavrımız neyse bunu zaten ortaya koyuyoruz. Ya zaten bizim tavrımızı saklama olanağımız yok. Televizyonda konuşuyoruz. Hani öyle bir karakterimiz de yok.